Merhaba arkadaşlar. Ekoloji ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız ama nasıl bakacağız? Şöyle. E, önceden ben TYT'sini, AYT'sini birlikte yapmıştım ve çok uzun bir video olmuştu. Dedim ki TYT, AYT olarak ayırayım. Ayrı ayrı videolar olsun. TT, sadece TT girecek olan öğrencilerim sadece bu videoyu dinlemeniz yeterlidir. AYT ye girecek öğrenciler de diğer ekoloji kısmını izleyebilirler. Evet bakalım. Birinci sorumuzdan 2010 YGS'de çıkmış bir soru. Bir ekosistemde 50 yıl öncesine göre bitkilerin yaklaşık bir hafta erken çiçeklendiği, kuşların ortalama 9 gün erken kuluçkaya yattığı, kurbağaların yaklaşık 7 hafta erken çiftleştiği gözleniyor. Ekosistemde gerçekleşen bu durumun temel nedeni hangisi olabilir diye sormuş bize. İklim değişikliği, besin rekabeti, avcı türlerin baskısı, çiftleşme rekabeti, popülasyonun büyümesi. Şimdi baktığınız zaman hem bitkiyi vermiş hem kuşları vermiş hem de kurbağaların erken bir şeyler yaptığını söylemiş. Arkadaşlar bu durumun temel nedeni hangisi olacak? Tabii ki iklim değişikliği olacak. Bize besin rekabeti ile ilgili bir şey vermiyor. Çiftleşme rekabetinden bahsetmiyor. Burada erken çiftleştiği diyor ama çiftleşme rekabeti bitkilerle bilgisi yoktur. Popülasyonun büyümesi. E burada popülasyonla ilgili de bize bir bilgi vermemiş. ya e avcı türlerle ilgili de bir şey söylememiş. Bunun tabii ki en mantıklı cevabı ne olacak? İklim değişikliği. İkinci soru. Bir ekosistemdeki ayrıştırıcı organizmalar ortamdan uzaklaştırılacak olursa, belirli bir süre sonra bu ekosistemde olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi ayrıştırıcı organizmalar ortamdan uzaklaştırılıyormuş. Ayrıştırıcılar ne yapıyor? Ne yapıyor? Bakın hemen Besin piramidimizi çizelim. Besin piramidinin tabanında üreticiler, sonra birinci tüketici, ikinci tüketici şeklinde tüketiciler gelir. Her basamakta da ne olur? Ayrıştırıcı olur. Ayrıştırıcı. Arkadaşlar, eğer bu ayrıştırıcılar ortamdan uzaklaştırılırsa Ortamdaki organik atıklar parçalanamazlar. Dolayısıyla üreticilere herhangi bir şekilde inorganik madde alamadıkları için bir süre sonra ekosistemdeki denge ne yapacak? Bozulacak. Diyor ki tüketicilere aktarılan enerji miktarının artması ayrıştırıcı gitti. Üretici bir şey üretemiyor ki enerji miktarı artsın. O yüzden bu olmaz. Üretici sayısının artması ayrıştırıcı üretici için ne üretiyor arkadaşlar? inorganik madde üretiyor. Dolayısıyla burada ayrıştırıcı ortamda olmadığı için üretici inorganik maddesini alıp fotosentez, kemosentez yapamaz. O yüzden üretici sayısı artmaz, azalır. Biriken organik madde miktarının artması. Evet, ayrıştırıcılar ne yapıyor? Organik maddeleri parçalıyor. O yüzden de organik maddeleri miktarı artar. Mineraller için rekabetin artması. Şimdi ayrıştırıcı organik molekülleri, minerallere, işte inorganik maddelere kadar parçalayamadığı için ortamda bulunan mineral maddeler için rekabet artacak. Çünkü gitgide azalıyor. Tamam mı? O yüzden de bu da doğrudur. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Üçüncü soru. Diyor ki farelerin atmacalar tarafından avlanmasında tüy rengi ile zemin rengi arasındaki ilişkiyi araştırmak için bir deney düzenlenmiştir. Bunun için aynı türe ait beyaz ve kahverengi fareler kullanılmıştır. Deney toprak zemin üzerinde ve karla kaplı zemin üzerinde iki renkten de fareler ve atmacalar ile ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Sonuçta toprak zemin üzerinde daha kolay görülebilen beyaz fareler kahverengi farelere göre iki katı sayıda, Karla kaplı zemin üzerinde ise kahverengi fareler beyaz farelere göre 2 katı sayıda avlanmıştır. Şimdi ne oluyor bakın eğer zemine uyum sağlamazsa fare daha erken fark edildiği için çabuk avlanıyor. Dolayısıyla buradaki bir uyum vardır arkadaşlar. Diyor ki tüy rengindeki çeşitlilik farklı ortam koşullarında hayatta kalma şansını artırır. Evet beyaz fareler karla kaplı zeminde hayatta kalma şansı fazlayken kahverengi olanların toprak zeminde hayatta kalma şansı fazladır. O yüzden bu doğrudur. Popülasyondaki bireylerin uyum gücü aynıdır. Şimdi uyum gücü aynı olsaydı arkadaşlar ne olurdu? Beyazlar da toprakla kaplı yerde avlanmazdı veya kahverengilerde beyaz kaplı yerde yani karla kaplı yerde avlanmazdı. Dolayısıyla uyum gücü aynı değildir. Doğal seçilim çevreye iyi uyum yapanlar yönünde işler. Mesela karla kaplı zemine beyaz fare iyi uyum sağladığı için kahverengi fare daha çok avlanmış. Dolayısıyla iyi uyum yapanlar yönünde işlemiş mi işlemiştir. Doğal seçilim şudur arkadaşlar. Eee doğadaki şartlara göre bakın ortama uyum sağlayanlar hayatta kalırlar sağlayamayanlar ise ölürler. Dolayısıyla doğal seçilim doğanın sunduğu şartlardır. Tamam mı? Doğal seçilim budur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak denizli seçeneği. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki birbirine yakın alanları işgal eden bir fare türünün 5 popülasyonunu. Bakın 5 tane popülasyon var aynı fare türü yayılış alanları şekilde gösterilmiştir. Besin miktarı azaldığında hangi popülasyon için yok olma tehlikesinin daha büyük olması beklenir? Arkadaşlar besin miktarı azaldığında en küçük popülasyon daha hızlı ortadan kaybolur. Dolayısıyla burada en küçük popülasyon hangisidir? 3 numaradır. Cevabımız 3 numara olacak. 5. soru Ekosistemde bir ekosistemde çevre kirliliğinin artması sonucunda ayrıştırıcı popülasyonlarının büyüklüğünün hızla azalması. Şimdi ayrıştırıcı için ne demiştik az önce? Her basamakta bulunuyor demiştik, değil mi? Burada üretici, burada tüketiciler var. Ayrıştırıcı da her basamakta var ayrıştırıcıların sayısı azalmış. Diyor ki bu ekosistemdeki popülasyonlarından hangilerinin büyüklüğünü doğrudan etkiler? Hangilerini etkileyecek arkadaşlar? Ayrıştırıcı kime besin veriyor? Üreticiye. O zaman doğrudan kimi etkileyecek? Temel üreticiyi. Diğerlerini dolaylı olarak etkiler. Üretici besin üretemediği için birinci tüketici beslenemez. Sonra ikinci tüketici beslenemez. Yani bunlar dolaylıdır ama doğrudan dediği için cevabımız yalnız bir aşık olacak. Gelelim diğer sorumuza. 6 soru. Türkiye'de yetişen endemik türlerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Endemik türler belirli habitatlara özgüdür. Şimdi öncelikle endemik tür ne demek? Arkadaşlar endemik tür sadece belirli alanlarda bulunan türlerdir. O yöreye özgüdür. Mesela ters lale. Mesela ee, neydi bir tane daha vardı ya aklımda. Unuttum şu an aklımdan gitti. Neyse ters dağ üzerinden gidelim. Veya karagül. Heh, karagül arkadaşlar. Bunlar nedir? Endemik türlerdir ve endemik türler genellikle ülkemizde doğu tarafında daha fazladır. Doğu ve güneydoğu tarafında. Endemik türler belirli habitatlar özgüdür. Doğru sadece belirli yerlerde görülür. Endemik türlerin hepsi Türkiye genelinde eğiliş gösterir. Öyle olsaydı karagül Türkiye'nin her yerinde olurdu. Bu yanlıştır. Endemik türlerin tehlike altında olması gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabilir. Evet, biz sadece bitki üzerinden düşünüyoruz ama hayvanların da endemik türleri vardır. Dolayısıyla ileride olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Endemik tür endemik endemik bitki türleri genel olarak step ekosistemlerinde step dediği bozkır ekosistemlerinde yayılış gösterir doğru. Doğu ve güneydoğu zaten bozkır alanıdır arkadaşlar. Buralarda daha çok yayılış gösteriyor. Cevabımız 1 3 4 olur. İklim şartlarından dolayı tamam mı? Step dediğimiz iklim şartlarından dolayı oralarda daha e, yayılış gösteriyor. Diğer sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bir gölde ötrofikasyon olayının meydana getirdiği sonuçlardan biri değildir? Arkadaşlar ötrofikasyon ne demek? Ortamda işte ee, fabrika atıkları veya tarım alanlarının işte kontrolsüz ilaçlanmasından dolayı bir anda fosfor miktarı artıyor. Fosfor miktarı arttığı için algler bu fosforu kullanıyorlar ve fotosentez yapıyorlar. Sürekli fotosentez yapmaya başlıyorlar. Alglerin miktarında bir artış oluyor. Göl yüzeyini şöyle bir yeşil tabaka kaplıyor. Yani algler göl yüzeyini kaplıyor arkadaşlar. Göl yüzeyini kapladığı için içeriye doğru ışık girişi maalesef olmuyor. Oksijen çok az miktarda giriş yapıyor. Bir süre sonra buradaki canlılar ne yapıyorlar? Ölüyorlar diyor ki hangileri hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Zemine yakın kısımlarda oksijen miktarında azalma. Evet çünkü bakın oksijen miktarında nasıl azalma olur? Şimdi algler ne yapıyor? Ürettiği oksijeni atmosfere veriyor. E ışık ve hava geçiremediği için de burada ne olacak? Oksijen miktarında azalma olacak. Doğrudur. Bakteri etkinliklerinde azalma. Şimdi bir süre sonra buradaki canlılar ne olur arkadaşlar? Ölür. Buradaki canlılar ölür, dibe çöker. Dolayısıyla bakteriler mesela ayrıştırıcı bakteriler buraya gelirler. Buradaki ölü canlıları ayrıştırarak etkinliklerini artırırlar. Burada etkinliklerinin azalması gibi bir durum söz konusu değildir. Cevabımız bursa olacak. Arg miktarında aşırı çoğalma. Zaten ilk başlangıcı arg miktarında aşırı çoğalma oluyordu. Bazı canlı türlerinin birey sayısında azalma. Evet canlılar burada öldüğü için birey sayısı azalır. Suyun ışık geçirgenliğinde azalma. Dediğim gibi arg yüzeyi kapladığı için ışık da geçemiyor veya çok az geçiyor. Dolayısıyla cevabımız bursa seçeneği olur. Aksine bak bakteri etkinliklerinde artma olur azalma olmaz. 8. sorumuz. Diyor ki aşağıdaki grafikte yüzme, uçma ve koşmaya uyum sağlamış hayvanların yer değiştirdikleri her birim mesafe için birim vücut kütlesi başına enerji tüketimleri verilmiştir. Bu grafiğe dayanarak diyor yorumlarından hangileri yapılabilir? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz vücut kütlesi arttıkça harcadıkları enerji de ne yapıyor? Azalıyor. Vücut kütlesi azaldıkça harcadıkları enerji de artıyor. Bakıyoruz. Enerji tüketimi açısından en verimli yer değiştirme tipi yüzmedir. Yüzmeye dikkat ederseniz bakın küçük olan canlılarda az miktarda enerji tüketiyorlar. Büyük olan canlılar da az miktarda enerji tüketiyorlar. O yüzden en verimlisi budur. Her üç grupta da birim vücut kütlesi arttıkça enerji tüketimi de artmaktadır diyor. Az önce söyledik zaten. Şimdi her üç grupta da Birim vücut kütlesi arttıkça enerji tüketimi de artmaktadır diyor. Bu yanlıştır. Azalmaktadır diyeceğiz. Tamam mı? Azalmakta. Bakın burada ne yapıyor? Düşüyor. Birim vücut kütlesi arttıkça ne oldu? Enerji tükettiği enerji azaldı. Bu yanlıştır. Kütlece büyük bir hayvan aynı hareket tipini kullanan daha küçük bir hayvana göre daha verimli yer değiştirmektedir. Şimdi şurayı silelim. Kütlece büyük bir hayvan mesela kim olsun işte uçma yapan olsun 10 üzeri 3 gram ağırlığında yani 1 kilogram ağırlığında bir canlı. Ee, 10 üzeri eksi 3 gram ağırlığında olan bir canlıya göre daha mı verimli yer değiştirir? Evet çünkü daha az enerji kullanıyor tamam mı? O yüzden doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Böyle biraz kafa karıştırıcı bir soru gibi gelebilir ama dikkatli okuduğunuzda kolaylıkla yaparsınız. 2014 YGS'ye gelelim. Diyor ki erkek kırlangıçların kuyruk uzunluğu ile eşeysel seçilim arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla düzenlenen bir deneyde çiftleşme mevsiminde seçilen erkek bireylerin tümü halkalanarak işaretleniyor ve eşit sayıda birey içeren K, L, M grupları oluşturuluyor. K grubu kontrol grubu olarak kullanılırken L grubundaki kuşların kuyruk telekleri ikişer santim kesiliyor ve bu telek parçaları M grubundaki kuşların kuyruk teleklerine yapıştırılarak kuyruklar uzatılıyor. Kuşlar doğal ortamlarında salındıktan sonra izlendiğinde aşağıda verilen grafikler elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar Dişiyi cezbetmek için gereken süre. Dişi cezbetmek için gereken süreyi en uzun olan kim? L yani kısa kuyruklu olan. En az kim? Ee, en az günde kim dişi cezbetmiş M. O zaman uzun kuyruklu ne kadar uzun kuyruklu olursa dişiyi o kadar çabuk cezbediyor. Tamam mı? Bunu anladık. Bir mevsim boyunca ikinci kez kuluçkaya yatanların oranı. Zaten M dişiyi kolayca cezbettiği için mevsim içerisinde ikinci kez kuluçkaya yatabilir. O yüzden en fazla M yatıyor. Sonra K çünkü ikisi arasında uzunluğu. En az ise L yatıyor arkadaşlar. Gelelim diyor ki bu deneye göre hangileri doğrudur? Dişi kuşlar çiftleşmek için uzun kuyruklu erkekleri tercih etmemektedir diyor. Etmektedir aksine çünkü M'yi tercih etmiş. Bu yanlış. Dişiyi cezbetmek için gereken sürenin kısalması bir kuş bu kuşların bir mevsim boyunca ikinci kez kuluçkaya yatma olasılıklarını artırır. Şimdi bakın M'de dişi cezbetmek için gereken süre kısa mı? Kısa. İkinci kez kuluçkaya en çok bunlar yatmış mı? Yatmış. O zaman bu doğrudur. Kuyruk uzunluğu ile bir mevsim boyunca ikinci kez kuluçkaya yatma yüzdesi arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şöyle düşünün bakın. M'nin kuyruğu uzun olduğu için ikinci kez kuluçkaya yatmış. K'nın kuyruğu orta uzunlukta. O yüzden M'den sonra K geliyor oran olarak. L'nin kuyruğu çok kısa olduğu için en az da o ikinci kez kuluçkaya yatmış. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız Denizli seçeneği 2 ve 3 olacak 9. soru için. Gelelim 10. sorumuza. Aşağıdaki grafikte bir kertenkele türünün yumurtalarının kuluçka makinesinde farklı sıcaklıklarda tutulmasına bağlı olarak oluşan yavruların cinsiyet dağılımı verilmiştir. Şimdi burada e, sıcaklığa göre cinsiyet değişiyor. Bu bir modifikasyon örneğidir. Tamam mı? Sıcaklığa göre cinsiyet değişiyor. Modifikasyondur. Şimdi bakıyorum. 23 derece sıcaklıkta erkek ve dişi yavrular hemen hemen eşit. 27 derecede erkek daha fazla, 33 derecede de dişi daha fazla diyor ki 27 derecede tutulan yumurtalardan daha çok erkek yavrular çıkar. Bakıyorum 27 derecede doğru. Kuluçka sıcaklığı yavruların cinsiyetlerinin belirlenmesinde etkilidir. Bu da doğru değil mi? Sonuçta cinsiyeti belirlemiş. Mesela 33 derecede daha fazla dişi yavru oluşmuş. Erkek veya dişi yavru oluşumu kromozomlara bağlıdır. Arkadaşlar kromozoma bağlı olsaydı ister 23 derece olsun, ister 27 ister 33 fark etmez. Hepsinin e, yavru yani dişi ve erkek yavrusu hemen hemen aynı olurdu. Burada bakın sıcaklıklara göre ne yapıyor? Fark ediyor. Fark ettiği için kromozoma bağlı değil. Çevresel sıcaklığa bağlıdır. Biz bu duruma zaten modifikasyon diyoruz. 33 derecede yumurtalardan çıkan yavruların yavrularda dişi oranı yükselir. Evet, 33 derecede dişiler daha çok oluşmuş. Dişi ve erkek yavru oranının birbirine en yakın olduğu sıcaklık 23. Zaten baktığınız zaman 23'te birbirine yakındır. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Gelelim 11. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin atmosferdeki artışı asit yağmurlarının oluşumunun başlıca nedenidir? Arkadaşlar asit yağmurlarına temel sebep kükürt dioksittir. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 2015 YGS. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke, ülkedeki tür çeşitliliğinin fazla olmasını en az etkiler? Şimdi tür çeşitliliği nasıl fazla olur? İklim tipleri farklıdır çok fazla yaşam alanı yani habitat vardır. Farklı habitatlar vardır. Yükselti farkları vardır. Mesela Antalya. Antalya'da kışın rahatlıkla denize girilebiliyor, değil mi? İşte Erzurum gibi bir yer soğuktan donarken Antalya'da denize girebiliyor. Girilebiliyor. Arkadaşlar Antalya'da Beydağları vardır. Beydağları'nda da kayak yapılıyor. Dolayısıyla bakın buradaki farklılık, yükselti farklılığı canlı çeşitliliğini de etkiler. Yine coğrafi engeller de aynı şekilde dağların bulunması, platoların, akarsuların, şelalelerin bulunması bunlar da ne yapacak? Ülkedeki tür çeşitliliğini etkiler, en fazla etkiler ama en az etkileyen popülasyonlar arasındaki gen alışverişinin sürekli olması. Şimdi bu üremeye dayalı bir durumdur. Dolayısıyla üreme olayı sürekli olacak ve sürekli gen alışverişi gerçekleşecek ki Anca ne kadar yılda böyle 1 milyon yılda falan hani belli olsun bu. En az etkileyen dolayısıyla budur. Ama şu 4'ü daha fazla etkiliyor diğerlerine göre. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesini olumlu yönde etkiler? Bakalım. Tarım ilaçları kullanılarak zararlıların ortadan kaldırılması. Şimdi tarım ilaçlarının kullanılması zararlıları ortadan kaldırır ama çeşitliliği azaltır. Çünkü tarım ilacını verdiğin zaman zararlılarla birlikte yararlı olanları da ortadan kaldırıyorsun. O yüzden bu olmaz. Ortama daha rekabetçi yabancı türlerin sokması. Zaten ortama yabancı tür soktuğun anda orayı istila edip bütün türlerin yok olmasına sebep olabilir. O yüzden bu da olmaz. Sulak alanların kültür alanlarına dönüştürülmesi. Bu da olmaz arkadaşlar. Çünkü kültür alanına dönüştürüldüğü anda Orada e, canlıları bir nevi siz seçmiş oluyorsunuz. Yani kültür alanına dönüştürdüğünüzde bizim etkimiz olduğu için dolayısıyla oradaki çeşitliliği olumsuz etkileriz. Bu da olmaz. Doğal park alanlarının koruma altına alınması. Bak bunu yapabiliriz. Milli parklarımız vardır mesela. Bu milli parkları koruma altına aldığımız zamanlarda hani UNESCO korumasında falan olan milli parklar vardır arkadaşlar. E, i̇lk Milli Park Yozgat Çamlı'ydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela buraların koruma altına alınması oradaki çeşitliliği koruma altına almak demektir. Bu olur. Yabani formlar yerine asla edilmiş formlar. E ben yabani formu yok ettiğim zaman ne olacak? Ben biyolojik çeşitliliği azaltmış olacağım. Ben burada artırmak istiyorum. Sürdürülmesini istiyorum. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız denizli seçeneği olur. 14. soru bakın 2017 YGS tamamen yoruma dayalı bir soru bu. Yani zaten dikkat ederseniz arkadaşlar 14 tane soru çözdük. En az yarısı yoruma dayalı sorulardı. Özellikle bu deneyli sorular. Bir deneyde bir meyve sineği popülasyonu iki gruba ayrılıp nişastalı ve mal tuzlu besin ortamında 50 kuşak yetiştiriliyor. Farklı besin ortamlarına uyum sağlamış bu gruplara ait bireyler daha sonra aynı ortamda bir araya getirildiğinde, tabloda verilen çiftleşme sayıları elde ediliyor. Kontrol grubu olarak deney sonuçlarının tutarlılığını sağlamak için nişasta ile beslenmiş iki farklı popülasyon kullanılıyor. Şimdi bakın, kontrol grubunda nişasta ile beslenen canlılar kullanılmış ve dikkat ederseniz bunların çiftleşme sayıları hemen hemen aynı, yani birbirine yakın. Ama deney grubuna baktığımızda bakın nişasta ile nişasta popülasyonu yani nişasta ile beslenen erkeklerle nişasta ile beslenen dişilerde yüksek bir çiftleşme var. Nişasta ile beslenen erkeklerle maltozla beslenen dişilerde ne olmuş arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz çiftleşme az olmuş. Aynı şekilde nişasta ile beslenen dişi nişasta ile pardon mal beslenen erkekle yine çiftleşme sayısı az olmuş ama her ikisi de mal beslendiğinde yine çiftleşme sayısı artmış. O zaman besinleri ortak olduğu zaman ne oluyor çiftleşme sayısı da artıyor diyor ki. Bu deney diyor aşağıdakilerden hangisini araştırmak için yapılmış olabilir. Meyve sineklerinin yetiştirildikleri besin ortamının eş seçimi üzerinde etkisi. Bakın çiftleşme vermiyor mu bize veriyor. Bu ne demek? Eş seçimi demektir. Yetiştirildikleri besin ortamının eş seçimi üzerindeki etkisi zaten araştırılıyor. Cevabımız bu. Diğerlerine de bakalım. Meyve sineklerinin hangi besin ortamı tercih ettikleri bize bir tercih sunmuyor. Dikkat ederseniz meyve sineklerine direkt o ortamda yetiştiriliyor. Bu değil. Beslenme ile hayatta kalma başarısı. Hayatta kalma ile ilgili bir şey vermiş mi bize? Hayır çiftleşme vermiş. Besin ortamı tipiyle yumurta sayısı. Bize yumurta sayısı vermiş mi? Vermemiş. Bu da gitti. Farklı besin ortamlarının meyve sineklerinin yaşam süresine. Yaşam süresi de vermemiş. Bize çiftleşme sayısı vermiş. O yüzden gitti. Cevabımız aşıkkı olacak. 15. soru 2019 TYT. Canlıların yedikleri besinlerle aldıkları bazı zehirli maddeler vücutta parçalanmaz ve değişik dokularda birikir. Alt trofik basamaklarda biriken bu maddeler besin zinciri yoluyla üst basamaklara aktarılır ve üst trofik basamaklarda daha yoğun hale gelir. Bu olaya biyolojik birikim denir. Buna göre bir göl ekosistemine karışan bir zehirli maddenin aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin dokusunda biyolojik birikim daha fazla olur? Arkadaşlar biyolojik birikimde olması için besin piramidinin en üstünde yer alması lazım. Şimdi ben bunları besin piramidinde yerleştireceğim. 5 tane Şimdi en alt basamakta üretici olacak. Burada üretici olan hangisidir? Göl ekosistemi olduğu için fitoplankton en alt basamakta A olacak. Fitoplanktonlarla beslenen canlılar kimlerdir? Zooplanktonlar. O zaman B olacak. Herbivor balık. Bakın, herbivor bitkiyle beslenen demektir. Bitkiyle beslenen balık nerede olur? C'de olur. Omnivor balık. Omnivor balık da karışık beslenen demektir. Biraz daha yukarıda olur arkadaşlar. D'de burada olur. Balık kartalı ise en üst basamakta hepsiyle beslenebilen özellikle de balıklarla beslenen canlıdır. E şıkkı da en üstte olur. O zaman burada biyolojik birikimin en fazla olduğu hangi canlıdır? Balık kartaldır. Hani siz şöyle yapın isterseniz hani sıralama yaptığınız zaman üretici, üretici diyeceksiniz. Sonra buraya arkadaşlar bununla beslenen otçul bir canlıyı yerleştirirsiniz. Otçul daha sonra eğer başka bir otçul varsa bunu da buraya yazarsınız. Burada da vücut büyüklüklerine göre hani ee yerleştirebilirsiniz. Mesela zooplanktonlar her büvör balıklardan daha küçüktür değil mi? Sonrasında karışık beslenenleri veya etçilleri alacaksınız. Karışık beslenenler zaten omnivor balıklar. Karışık, karışık besleniyor. D seçeneği de buraya geldi. En üstte ise yırtıcı olanlar yer alacaklar. Tam balık kartalı mesela kartal yırtıcıdır. En üst tarafa yırtıcıları yazıyoruz. 2020 TYT 16. sorumuz. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin yüksek olmasının nedeni özelliklerinden hangileri olabilir? Bakın yine biyolojik çeşitlilikle ilgili sormuş. Bir önceki sorularda da vardı. Üç kıta arasında bazı canlıların geçiş yolları üzerinde bulunması bu olur değil mi? Özellikle zaten bizim coğrafi konumumuzdan dolayı da zaten düşmanımız çok değil mi? Çok hem çeşitliliğimiz fazla doğal güzelliklerimiz fazla ama buna bağlı olarak da üç katı arasında geçiş yolunda olduğumuz için düşmanımız da çok arkadaşlar. Birbirine çok yakın bölgelerde farklı iklim tiplerinin görülmesi. Evet mesela az önce söyledim Antalya'da işte denize yakın yerlerde denize sıfır olan yerde ne yapıyor denize giriyor bey kayak yapıyor kışın. Dolayısıyla farklı iklim tipleri görülüyor doğrudur farklı yeryüzü şekillerine sahip olması bu da aynı şekilde dağlara ovalara platolara sahip olması bu da katkı sağlar cevabımız edirne seçeneği hepsi olur 2021 TYT diyor ki aşağıdaki şekilde bir denizsel ekosistemde görülen küçük bir besin ağı verilmiştir şekildeki besin ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bakalım şeritli levrek üçüncü tüketici basamağında yer alır bakın bu birinci üretici Birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici. Ayrıca burada bir besin zinciri daha var. Bakın fitoplankton yine üretici. Zooplankton nedir? Bir birinci tüketici. Daha sonra mesela deniz anasını arkadaşlar balık larvasıyla da beslendiği için balık larvasını ikinci tüketici. Deniz anasını da üçüncü tüketici diyebiliriz. Şeritli levrek üçüncü tüketici basamanda yer alır. Doğru. Bu besin ağında birden fazla besin zinciri yer almaktadır. Evet dikkat ederseniz iki tane çizdim. Doğru. Zooplanktonlar birinci tüketicidir. Evet zooplankton birinci tüketici. Doğru. Deniz anası balık larvaları ile beslendiğinde ikinci tüketici olur. Deniz anası arkadaşlar balık larvasıyla beslendiğinde ne oluyor? Üçüncü tüketici oluyor. Eğer direkt zooplanktonla beslenirse ikinci tüketici olur. Tamam mı? O yüzden bu yanlıştır. Bu besin ağında dört trafik düzey yer alır demiş. 1, 2, 3, 4 tane üreticiyi de saydığımız zaman 4 tane trafik düzey var. Doğrudur. Cevabımız denizi seçeneği olacak. 2022 TYT artık yani en son sınav. Diyor ki sürdürülebilir kalkınma insan toplumlarının uzun süreli refahını sağlamak için onları destekleyen ekosistemlerin korunması gerektiğini öngören bir yaklaşımdır. Sürdürülebilirliği sağlamak için diyor hangileri uygulanabilir? Bu sürdürülebilirlik, daha sonra ekolojik ayak izi, çevre kirliliğinin önlenmesi bunlar son yıllarda çok çok önemli olmaya başladı. O yüzden de arkadaşlar özellikle sürdürülebilir kalkınma e, sınavlarda her sene olsun çıkması yüksek ihtimal olan bir şeydir ve kolaylıkla yorum olarak da yapabileceğiniz sorulardır. Kişi başına düşen ekolojik ayak izi artırılmalıdır diyor. Şimdi ekolojik ayak izi nedir biliyor musunuz? Bizim doğaya verdiğimiz zarardır. Eğer ben doğaya verdiğim zararı artırırsam o zaman sürdürülebilir kalkınmaya destekleme. E, aksine köstek olurum. O yüzden bu olmaz. Biyolojik çeşitlilik kayıpları azaltılmalıdır. Biyoçeşitlilik evet. Bunları azaltırsam sürdürülebilir kalkınmaya destek olurum. Doğadaki bitkisel, ve hayvansal kaynaklar kullanılırken bunların popülasyon büyüklükleri dikkate alınmalıdır. Mesela sen inekle besleniyorsun diyelim ki inek hani Kurban Bayramı falan geliyor. E, orada popülasyon büyüklüğünü dikkate almayıp da işte süt üreten inekler de eğer kurbanlık olarak satılırsa ne olacak? Biz sütü alamayacağız ya da işte süt üretilemeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar doğadaki bitkisel ve hayvansal kaynakları kullanırken popülasyonları dikkate almamız lazım. Bunu da alırız. Cevabımız Edirne 2 ve 3 olur. Gelelim 19. soru MSÖ sorularına geçtik artık. 2018 MSÖ diyor ki Aşa yukarıdakilerden hangilerinin asit yağmuru oluşumunun azalmasında olumlu etki göstermesi beklenir yani hangisi azaltır bireysel taşımacılık yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması olur nasıl olur şimdi bizler tek tek hepimiz birer arabayla yola çıkarsak hem trafiği tıkamış oluruz hem de hepimizin arabasından atmosfere salınan gaz ne yapacak asit yağmurunun oluşumuna sebep olacak o yüzden toplu taşımayı kullanırsak en azından e, yollardan bir 10 tane 20 tane araba azalsa bile bu çok büyük bir fayda sağlıyor. Elektrik eldesinin termik santrallerin yaygınlaştırılarak yapılması. Termik santral ne demek? Kömür yakılması, doğalgaz yakılması demektir. Bunlar da atmosfere ne veriyor? Tabii ki asit veriyor. Bu da asit yağmurlarının oluşumunu etkiler. O yüzden bu olmaz. Fabrika bacalarında filtre sistemlerinin kullanılması. Bu da hani e, atmosfere salınan gaz birikimini, gazları azaltacağı için dolayısıyla bunu da olumlu etki gösterir olarak alıyoruz. Cevabımız 1 ve 3 Edirne şıkkı olur. 20. soru. Doğada aşağıdaki olaylardan hangisi atmosfere karbondioksit salınmasına neden olmaz? Fosil yakıtların yakılması. Bir kere fosil yakıtların yakıldığı zaman arkadaşlar işte kömürdür, odundur bunlar yakıldığı zaman ne oluyor? Atmosfere karbon gazı veriyoruz. Bu neden olur? Hücre solunumu, bizler nefes alıp verdiğimiz zaman işte oksijen alıyoruz karbondoksit veriyoruz. Dolayısıyla bu da karbondoksit verir. Kireç taşlarının suda çözülmesi bir tepkimedir. Tepkime sonucunda da ne açığa çıkar? Karbondoksit. Ayrıştırıcıların faaliyetleri. E ayrıştırıcılar da sonuçta hücresel solunum yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Veya işte... O ayrıştırma işlemini yaparken yine atmosfere karbon gazı salıyorlar. Bu da olur ama fotosentez sırasında aksine ne olur? Karbondoksit besin, suyla birlikte kullanılır. Besin artı oksijen üretilir. O yüzden fotosentez atmosfere karbondoksit salmaz. Aksine karbondoksit de kullanıyor. 21. soru. Azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimşekler sayesinde de azot fiksasyonu mümkündür. Azot fiksasyonu demek toprağa azotun bağlanması demektir. Şimşek yıldırım olayları sayesinde atmosferdeki azot toprağa bağlanır arkadaşlar. Bu doğrudur. Bazı bakteriler doğal yollardan havadaki azotu bağlayabilir. Evet mesela rizobium dediğimiz bakteriler vardır. Bunlar atmosferdeki azotu direkt bağlayabiliyorlar. Bitkiler topraktan azotu sadece nitrat formunda alabilir demiş. Arkadaşlar sadece nitrat formunda değil nitrit formunda da alabiliyorlar. Sadece bu şekilde demesi yanlış olur. O yüzden bu yanlıştır. Veya azot tuzu şeklinde de alabiliyor. Topraktaki bazı bakteriler nitratı serbest azota dönüştürebilir. Evet biz bu olaya denitrifikasyon diyoruz. At, e, topraktaki e, azotu yani nitratı serbest azota dönüştürerek atmosfere veriyor. Atmosferdeki gazı artırıyor azot gazını. O yüzden doğrudur. Göl, nehir ve okyanuslardaki sedimen sedimanlarda Azot rezervi mevcuttur arkadaşlar Sediman dediği şeydir ee, tabakalardır gölde nehirde okyanuslardaki tabakalarda ee, azot rezervleri yani azotun bol bulunduğu yerler bulunabilir dolayısıyla doğrudur cevabımız ne olacak Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim 2021 MSÖ e. karasal ekosistemlerdeki besin piramitleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur bakalım. Üretici canlıların yer aldığı trofik düzeydeki biyokütle miktarı diğer trofik düzeylerden daha fazladır. Şimdi üreticiler nerede yer alıyor? En altta. En altta biyokütle nedir? Daha yüksektir. Biyokütle ne demektir? O trofik düzeyde bulunan canlıların toplam kütlesidir. Üreticiler de daha fazla olduğu için toplam kütleleri de daha fazladır. Doğru. Bir trofik düzeyden diğerine enerjinin tamamı iletilir demiş. Hayır, enerjinin %10'u aktarılıyor arkadaşlar. Bu yanlıştır. Trafik düzeyi yükseldikçe ortamdaki zehirli maddenin canlı dokularındaki birikim artır, e, azalır demiş. Yanlış. Artar olacak. Artar. Çünkü yukarıya doğru çıktıkça biyolojik birikim ne yapıyordu? Artıyordu. Dolayısıyla aşık olur cevabımız yalnız bir. Gelelim artık son sorumuza. 23. sorumuz 2022 Mesü. Kurşun ağır bir metal olup çevrede bulunduğunda besin zinciri yoluyla canlıların dokularında birikebilir. Bir sucul ekosistemde mevcut bir besin zincirinin basamaklarında yer alan canlıların dokularındaki ve sudaki kurşun miktarı tabloda verilmiştir. Bu ekosistemdeki besin zinciri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Sudaki kurşun derişiminin çok düşük olması canlılardaki kurşun birikimini etkilemez demiş. Şimdi bakın eğer sudaki kurşun derişimi bundan da küçük olursa yani mesela 000001 olursa mesela canlılardan olacak daha az kurşun birikimi olacak. Dolayısıyla etkilemez değil etkiler bu yanlıştır. Zooplanktonlar herbivör beslenen canlılardır. Zooplankton kimle besleniyor? Fitoplanktonla. Dolayısıyla herbivör beslenir doğru Fitoplankton da bitkisel bir hücreli demektir arkadaşlar. Bir hücreli canlıdır. Dolayısıyla bitkisel olduğu için her ne demek? Bitkiyle beslenen canlı demektir. O yüzden her beslenen canlıdır alıyoruz. Balıkçıl kuşlardaki kurşun birikiminde gümüş balığıyla beslenmesi belirleyici olmuştur. Şimdi balıkçıl kuşlar kimle besleniyor? Gümüş balığıyla. Gümüş balığında çok miktarda ne var? biyolojik birikim var yani kurşun var. Dolayısıyla bununla beslendiği için balıkçı kuşta da daha fazla birikim olmuştur o yüzden doğrudur. Fitoplanktonlar birinci trofik düzeyde yer alır. Zaten fitoplanktonlar üretici olduğu için birinci trofikte yer alıyorlar. Doğru. Balıkçıl kuş bu besin zincirinde en üst basamakta yer alır. İsterseniz hepsini teker teker yazayım. Bakın en altta fitoplankton yer alır. Sonra zooplankton, sonra gümüş balığı, en üstte de balıkçı kuş yer alır. Dolayısıyla en üst basamakta yer alıyor. Doğrudur. Dediğim gibi her zaman yırtıcı olanları en üst basamağa yazıyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Böylece TYT ekoloji sorularını bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videoda AYT ekoloji sorularına bakacağız. Onlar biraz daha fazla. 43 tane sorumuz var orada. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.